Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen seçim değerlendirme toplantısına CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İyi Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ile ilçe teşkilat başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, "Biz bugüne kadar kimseyi ötekileştirmedik," dedi. Arkadaşlarımı görüyorum. Allah bu birliğimizi bozmasın. Bir tarafımda Cumhuriyet Halk Partisi, bir tarafımda İyi Parti, il başkanlarım, hep yöneticilerimiz, vekillerimiz var. Aynı zamanda hep adaylarımız bir tarafında sağ kolu, sol kolu espri de yaptılar. Ve bu birlikteliği, Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da referandumla başlayan ve genel seçimlerde devam eden Millet İttifakı birlikteliğinin Antalya'da 19 ilçede de devam ettiğine işaret etti. 19 ilçede bütün adaylarımızda ve bütün meclis listelerimizde devam ediyor ve devam edecek. Biz bu seçimlerde Antalya'yı da birçok ili de Millet İttifakı olarak kazanacağımıza ve önümüzdeki genel seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar yapacağımıza ve ülkede hak, hukuk, adaleti, demokrasiyi ve parlamenter sistemi tekrar tesis edeceğimize bu masanın etrafında oturan ve oturmayıp İyi Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca insanın bu seçimde nasıl mücadele edeceğini, önümüzdeki seçimlerde nasıl mücadele edeceğini ve bu seçimleri kazanacağımızı biliyoruz. İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın da Antalya'da sahada devam eden ittifakın bu birlikteliğin 31 Mart akşamında da süreceğini söyledi. Bugün de Antalya'da olduğu gibi birçok ilde devam eden birliktelik şu an sahada yansımış durumda. Antalya'da zaten Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çalışmalar başladı. İlçe başkanlarımızın hepsi yan yana görüyorum. Çalışmalarımız başladı. Sahadaki enerjisini, karşılığını almaya başladık.